Çok suçu var da en önemlisi seni zorla alıkoymuş olması Zeynep. Kimse beni zorla alıkoymadı. Dalga kızıl ot biter, içinde keklik örter. Dalga kızıl ot biter, içinde keklik örter. Eşkıyadan da beter, Osman be Halil İbrahim. Osman be Halil İbrahim. Sen dedin. Anneni dinle dedin. Sonuç bu. Kötülüğünü düşündüğünden değil herhalde. Ne yapsın kadıncağız? Başına bir şey gelmesin diye mecburen bu kararı boyun eğmiş. Hiç de boyun eğmiş gibi durmuyordu. Benim de üzüldüğüm şey bu zaten. Herkes benden vazgeçmiş gibiydi. Olur mu canım öyle şey? Ne bileyim. Dün sizi öyle görünce bir özendim. Benim de sıcak bir ailem olur mu diye düşündüm. Tam bunu konuşurken bana git demeleri biraz canımı acıttı yani. Zeynep, gitmek istemiyorsan gitme. Ne diyeceğim de kalacağım Ali İbrahim? Zeynep Leto olarak artık beni burada barındırmazlar. Kalırsam faturası ağır olur. Soyadını mı değiştirsen acaba? Benimle evlenirsen olur. Anlamadım. Yani sen benimle evlenirsen kimse senin karına git buradan diyemez mesela. Ama tabii senden böyle bir şey isteyemem. Fotoğraf falan çekiliriz diye üstümü başımı düzelteyim dedim. Büyük bir olay sonuçta, bir anısı var. Çok şık görünüyorsun. Teşekkür ederim. Formülde de olsa ben bir heyecanlandım. Aslında senin alışmış olman lazım. Bu ikinci sayıdır çünkü. Ya açma şu mevzuyu. Bu sefer de Levent seni kaçırmasın. O Levent gelsin. Senden beni kaçırsın. Bir dakika durmam, giderim peşinden. Kimse seni benden alamaz da. Gelsin isterim. Bunun nesi formalite Turan? İkisinin de ağzı kulaklarında. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Ne var işte, gayet arkadaşlar Sema. Senin böyle bir arkadaşın olsun bakayım, ben ne yapıyorum seni? Hatun, ben senden başkasına güler miyim hiç? Ha. Derviş bütün evraklarınızı getirdi. Sağ olsun Yusuf da nasıl yaptıysa sağlık raporlarınızı ulaştırdı. Oğluyla da şahit olacaklarmış. Hazırsanız başlayalım. Hazırız. Zeynep Leto,
Halil İbrahim Karasu'yla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Halil İbrahim Karasu, Zeynep Leto'yu eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Sizler şahit misiniz? Şahidiz. Şahidiz. İmzanızı alayım. Telefon ver, telefon. Hadi, hadi sen. Siz de. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Allah mesut etsin. Amin. Amin. Amin de kız. Buyurun. Teşekkürler. Bravo. Ha. Alkışlasana sen ya. Zeynep. Ne yapıyorsun burada? Uyuyamadım. Sen neredeydin? Odadaydım. Odanda değildin. Aşağı inmiştim ben seni. Niçin? Seni niye uyku tutmadı? Hiç. Öyle düşünüyordum. Acaba biz de normal insanlar gibi olabilecek miyiz diye. Niye? Anormal bir hayatımız mı var bizim? İnsanlar her gün karısının koluna takıp akrabalarını bombalamaya gitmiyor mesela. Ne yapıyor normalde bu insanlar? Söyle, öyle yapalım. Ne bileyim, yemek yiyorlar, gezmeye gidiyorlar. Biz de Davut'un yerine gidiyoruz işte. Sen, ben, baban, abin, tam bir aile saadeti. İşin gücün benimle dalga geçmek değil mi? Ne yapayım Zeynep? Ben anormalim. Ama burada sorun sende bence. İnsanlar sana Amerika'ya git. Varlık içinde yaşa dediler. Sen kaldın. Buradasın. Normal misin sence yani? Beni de burada allak bullak eden bir şeyler var demek ki. O yüzden gidemiyorum. İyi ki buradasın. İyi ki. Burası biraz soğuk mu oldu? Gel bakalım. Gel. İlle burada uykusu gelecek. Sonra odasına gidecek. Hani ben sana soru sorunca sen beni geçiştirmek için bin tane masal anlatıyorsun ya. O sırada uykum geliyor işte. İyi hadi sor bakalım. Bugün hangi konuda masal dinlemek istersin? Askerliğini nerede yaptın? Mutfakta.
Ya ben hayatımda senin kadar seri yalan söyleyen birini görmedim. Aşk olsun. Anlatmayacak mısın? Neyi anlatayım? Nasıl patates soyduğumu mu? Tamam. Tamam, anlatma. İstemiyorum. Doktor merhem vermişti. Onu sürekli... Zeynep'im. İyiyim ben. Güzelim benim. Geçti gitti. Üzme artık kendini. Ben anladım ki... seninle her günüm son günüm. Bundan sonra seninle her günümü dolu dolu yaşayacağım. O kadar dolu yaşayacağım ki. Keşke diyecek hiçbir şey bırakmayacağım. Ben sana su getireyim. Ne konuştunuz abimle? Karını niye yolladın Asiye'ye diyor. Hı. Sen ne dedin peki? Kardeşin koca sözü dinlemez dedim. En ufak bir şeyde beni bile boşamaya kalktı dedim. Ufak bir şey mi? Hı? Ali İbrahim seni öldüreceklerdi, farkında mısın? Zeynep'ciğim biraz annene benze. Bak ölsem de bırakmam kocamı diyor. Ya sevdiği için mi diyor sanki? Asiye'ye kaptırmamak için söyledi. Ha, senin beni kaptıracağın biri yok diye hemen boşamaya kalktın yani, öyle mi? Bu konuda üstüme gelemezsin bak, gerçekten. Canım. Bir tanem. Üstüne gelmiyorum. Sen ne zaman istersen boşan, ne zaman istersen evlen benimle. Bana bak. Böyle söyledim diye benden kurtulacağını zannediyorsan yanılıyorsun. Seni boşarım ama kimseye de yar etmem. Biz de böyle. Biz de böyle derken? Yani ben de böyle en azından. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bizimkiler görecek. Görsünler. Karımı öpüyorum. Bizde de böyle. Kimseden bir şey gizlemiyorum. Neredeydin sen? Her yere baktım, yoktun. Dayımın odasındaydım. Derviş dayı niye aşağıda yatıyor o kadar oda varken? Herkes rahat etsin diye. Ortalıkta dolanmayı pek sevmez o. Derviş dayı her şeyin farkında ha. Ne gibi? Yani Osman'ın Leyla'sının. Seninle benim. Hı. Kötü bir şey mi bu? Yok. Kötü bir şey değil de
ortalıkta olmayıp her şeyin farkında olması garip. Komando olarak yapmış askerliğini. 7/24 tetikte. Ve kimseye belli etmez kendini. Fazla konuşmaz. Genelde dinler. Çocukken çok dinledim onun anılarını. Senin gibi sadece patates soymamış yani. Hı, öyle. Canım. Hayatım. Ben sabahtan akşama kadar yalan söylenen bir evde büyüdüm. Ama senin kadar inanarak yalan söyleyen birini görmedim. Aşk olsun. Bak yaralıyım zaten. Her yerim yaram yeri içinde. Ağrıyor. Bir de bana yalancı diyorsun öyle mi? Bu arada çok yorgunum. Beni bir öpsen. Sonra uyusak. Olmaz mı? Olur. Ben gerçekten çok özür dilerim. Ben daha başına nasıl bir bela açabilirim inan bilmiyorum. Ne olur affet beni kardeşim adına, ailem adına senden çok özür dilerim Halil İbrahim. Tamam Zeynep. İyiyim ben, merak etme. İyisin çok şükür ama ya olmasaydın? Her şey benim yüzümden oldu. Yani hakikaten biraz senin yüzünden oldu Zeynep. Ya kardeşin gelip de ablamın söyleyecekleri var deyince gafil avlamış bunları. Kurban olayım bunlar demez ama ormancı kardeşlerin kabahati. Ama merak etme ben onların var ya keseceğim biletini. Tuncay nasıl böyle bir şey yaptı inanın aklım almıyor. Kardeşimi kim doldurdu gerçekten bilmiyorum. Yılmaz Martin yaptırmıştır diyor seninki. Doğru şaşırmam derviş dayı. Ben Tuncay'ı karakola teslim ettim. Oğuz komutan onu konuşturur. İnşallah şu Yılmaz'ın yerini de öğrenir. O bulunduğu yeri çoktan terk etmiştir. Zeynep, sen kimle geldin? Abimle geldim kapıda. Bu arada kapının önünde bir kız vardı. Benim önümü falan kesti, içeri giremezsin dedi. Yanında da küçük bir çocuk vardı. Kimdi o? Vallahi Zeynep, bu şekilde öğrenmeni istemezdik ama... O Halil İbrahim'in çocuğu Sevda. Ne? O senin önünü kesen kız da Halil İbrahim'in eski eşi. Batum'dan geldiler. Nasıl yani Eda Hanım şaka mı yapıyorsun? Doğru mu bu? Halil İbrahim doğru mu bu? Bir şey söylesenize. Eda Nur ya. Eda Nur yüreğime iniyordu. Ne var? Hep letolar mı bize yara verecek? Azıcık da biz verelim dedim ya. Az kalsın inanacaktım. Ya bırak Zeynep nasıl da inandın ama. Helal olsun Eda Nur. İyi sıktın ha. Tam kalbinden hem de. Hadi çıkın dışarı, baş başa kalsınlar biraz. Hadi. Evet. Biz dışarıdayız ya. Bir şey istersen bas tuşa buluşa. Eyvallah kardeşim. Sahiden kimdi o kız? Bana sen net olsun, içeri giremezsin falan dedi. Yolumu kesti benim. Ben tembihledim.
Hiç biletoyu içeri almayın diye. Ben Leto değilim. Zeynep Karasu'yu. Yağmur olsam yağsam sana ıslatır mısın kendini benimle? Yoksa sen de dayanamaz da kaçar mısın en kuytu yerlere? Ya da bir gün düşsem kalsam, yaşamaktan bir an yorulsam, en karmaşık hallerimde kalır mısın benimle birlikte? Yoksa sen de dayanamaz da kaçar mısın bambaşka ellere? İyi günümde, kötü günümde, hayatımın her yerinde, aşk denilen bu resimde durur musun benimle birlikte? Yoksa sen de dayanamaz da gider misin bambaşka? İyi misin? O pisliği geberseydim daha iyiyim diyebilirdim. Buldu belasını. Oğuz komutan çıkarken cinayete teşebbüsten suçüstü yakalandı. Artık kurtuluşu yok dedi. Bu arada abim aradı. Yılmaz'la ilgili bizi uyarmak için. Bütün olup biteni anlattım. Bizimkilerle birlikte yoldalarmış, geliyorlar. İyi, iyi. Gelsinler de gidelim artık evimize. Doktorla konuştum, dinlenmen lazımmış. Yarından önce taburcu edemeyiz dedi. Bu arada biraz ağrın olabilirmiş. O yüzden serumuna bolca ilaç kattırdım, haberin olsun. Ne, o ne demek? Bilmem. Belki bu sayede seni konuşturabilirim diye düşündüm. Allah Allah. Onun için ilaca gerek yok. Sen sor, ben anlatırım. Sen sor, ben anlatırım mı? Evet. Bu zamana kadar sana sorduğum neyi anlattın bana? Neyse, sen şimdi biraz dinlen. Biz illaki konuşuruz. Ya aklın başındayken ya da ilaçlıyken, orasını bilmem ama ben seni konuştururum. Halil İbrahim. Halil İbrahim. Beni seviyor musun? Çok. Uyumadan önce soracağım soruları düşündün, cevaplarını ezberledin, öyle uyudun değil mi? Seni çok seviyorum. Ama hiç güvenmiyorum. Halil İbrahim. Gitsek mi buralardan? Anlamadım. Yani bir sürü olay yaşandı. Herkesin başına bir sürü şey geldi. Bu olaylar daha fazla büyürse seninle ben zarar göreceğiz. Yani ilişkimizi kastediyorum. Her şeyi geride bıraksak, yepyeni bir sayfa açsak, yeni bir başlangıç yapsak. Bence en doğrusu bu. Olur Zeynep'im. Nereye gidelim? Nereye istersin?
Sen nereye istersen. Tamam. Tam olarak neyden kaçıyoruz peki? Hayır, bir şeyden kaçmıyoruz. Ben kaçmaktan bahsetmiyorum ki. Sen buraya yeni bir hayat kurmak için geldim demedin mi? Belli ki bu hayat belalı bir hayat. Ama güzel bir tarafı var ki bizi karşılaştırdı. Ben diyorum ki her şeyi arkamızda bırakalım. Belasız, dertsiz, tasasız bir hayat yaşayalım birlikte. İnsan gittiği yere kaderiyle gider. Senin o dediğin dertsiz, tasasız, belasız bir hayat belli ki benim kaderimde yok. Bana karşı dürüst konuşmuyorsun Halil İbrahim. Bana de ki, Zeynep benim bir davam var, bir planım var. Şu anda sana söyleyemediğim şeyler var zamanla anlatacağım. O zaman seni anlarım. Ama her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes bir sürü şey söylüyor. Sen duymuyormuş gibi yapıyorsun. Ben duyuyorum. Hatta bazen o Yılmaz'ın söylediği şeylerde bile doğruluk payı varmış gibi geliyor bana. Lütfen bana karşı biraz açık olur musun? Zeynep. Ben olmak istediğim yerdeyim. Olmak istediğim insanlarlayım. Yanımda olmasını istediğim tek kişi de sensin. Başka bir şeyin bir önemi yok. Yani tamam. Planlarım var. Bir davam var. Dava arkadaşlarım var. Ama inan bunlardan biri de sensin. Her şeyi sana anlatmıyor olabilirim. Ama seni dışlamıyorum da. Nasıl beni dışlamıyorsun Halil İbrahim? Uzun zamandır bir arada değiliz zaten. Bir felaketle ayrılıyoruz, bir felaketle birleşiyoruz. Böyle hayat nasıl yaşanabilir ki? Şöyle yaşanabilir mesela. Sen bana bir söz vermiştin. Seninle her günüm son günüm gibi olacak demiştin. Sanki sözünde durmadığın gibi İlk zorlukta benden vazgeçtin. Hayır, ben senden vazgeçmedim. Çok zor bir durumdaydım. Benim yanımda ol, bana yol göster dedim. Sen ne yüzüme baktın ne de gözlerimin içine baktın benim. Seni o küçük sevdaya bakarken gördüm. Umut doluyorsun. Sanki çocukluğuna dönüyorsun. Sonra bir anda o duygularından hiç eser kalmıyor. Sert, katı, acımasız bir adama dönüşüyorsun. Hepsi de benim. Bak ben seni herkese ve her şeye rağmen sevdim. Eğer sen beni değişecek veya farklı biri olacağım diye seviyorsan biraz yanılıyorsun. Ben buyum. Doğru. Sen busun. Ben de bunu çok seviyorum. Yok desem mesela. Ne kadar tutabilirsin kendini? Tutarım canım. Tamam da ne kadar yani? Kaç dakika? Kaç dakika mı? Sor hadi. Mesela babam iyileşse, yani ayağa kalksa. Zeynep, ben bu konuyu konuşmak istemiyorum. Çünkü sana vereceğim her cevap seni üzer. Tamam peki. Sormadım farz et.
senin sormak istediğin bir şey var mı? Yok. Nasıl yok canım? Hiç merak etmiyor musun benimle ilgili bir şey, geleceğimizle ilgili? Ben şu an anın tadını çıkarıyorum. Gördüğün gibi gelecekle ilgili bir kaygım da yok. Gelecekle ilgili kaygısı olmayan bir insan olur mu hiç? Yanımdasın Zeynep. Ne kaygısı? Bak bu güzel de. Hı. Sevdin bunu. Aslında bazen düşünüyorum. Bana bir şey olsa, başıma kötü bir şey gelse Zeynep ne yapar diye. Ne yaparmışım? Uzak bir yerlere gitsem beklersin diye düşündüm. Ama dönemeyeceğim bir yere gidersem eğer... Sakın Ali İbrahim. Sakın beni bırakıp bir yere gitme. Bekler misin? Ömrümün sonuna kadar beklerim. Peşini bırakmam yani. Aslında ben peşimi bırakabileceğim bir yol biliyorum. Hmm. Neymiş? Şöyle boy boy çocuklarımız olsa mesela. Bence bırakırsın peşimi. Aa, ister miydin çocuk falan? Tabii ki de isterim. Böyle etrafta boy boy Zeynepler olacak. Sürekli sana soru soracak. Hmm. Bence ben bir şekilde baş ederim onlarla da. Böyle boy boy Halil İbrahimler olursa sen ne yapacaksın? İşte benim bunu biraz düşünmem lazım. Saat kaç? Bilmem. Saatim yok. Tahminen kaçtır? Tahminen birçok şey için geç. Ne gibi şeyler için geç? Seninle ilgili hiçbir şey için geç değil. Ali İbrahim ne yapıyorsun? Yaran var. Dursana, ne yapıyorsun? Ay. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Yine ameliyat oldun, farkında mısın? İlk ameliyatım değil. Muhtemelen sonuncusu da olmayacak. İndir artık beni. Buraya kadar kimse yakalanmadan geldim. Farkındayım. Ayrı kalabiliriz mi? Bu ne demek? Bence soru sorma. Ama... En azından bu gece. Ama...
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.